أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Mamulü mensup bahsini okuyoruz. Mamulü mensupta güzel bilgiler olduğunu söyledik. Mamulü mensuba başlarken mef'ul-ü mutlakla başladı. Mef'ul-ü mutlağın tarifini yaptıktan sonra amilinin cevazen ve vücuben hasfedildiğinden bahsetti. Vücuben hasfedildiği yerleri semai ve kıyası olarak ikiye ayırdı. Kıyasen hasfedilen yerleri saydıktan sonra bir madde kalmıştı. وَمِنْهَا مَا وَقَعَ مُثَنَّنْ Tesni olarak vakı olan efendim mef'ul-ü mutlak da amili vücuben hasfedilenlerdendir. Bu ifade bu kadar yeterli değildir. Misalden sen diğerini çıkar der gibi oldu. Yani tesniye vakı olup failine veya mef'ulüne muzaf olursa o zaman efendim amili vücuben hasfedilir. Lebbeyk. Aslında ulibbu leke ilbabeyni idi. Ulibbu leke ilbabeyni. Lebbeyke ne için kullanılıyor arkadaşlar? Lebbeyke yani emrin baş üstüne, ne emredersen baş üstüne anlamında biz bunu kullanıyoruz değil mi? Lebbeyke Allahümme lebbeyk. Allah'ım ne emreden sen baş üstüne. Şimdi uqimu li hidmetike ve imtithali emrike ulibbu leke ilbabeyni yani uqimu li hidmetike ve imtithali emrike ve le ebrahu an mekani ikameten kethireten mute yerimden sallanmam ne emredersen baş üstüne efendim hizmetinde bulunurum anlamındadır. Sonuçta ne emredersen baş üstü anlamında kullanılıyor. Şimdi bu lebbeyke aslında ulibbu leke ilbabeyn idi. Önce fiil hasfedilmiştir. Fiil hasfedildikten sonra bu yaptığımız arkadaşlar kıyasi değildir. Yani kıyasın hasfedildiği yerdir de yani yapacağımız buradaki hazif muameleleri ne değildir? Hani kâle aslında kavaleydi ve harfiyle mütarik makal müftelife kalbedildi kâle oldu gibi değildir. Yapılan muamele bu şekilde izah ediliyor. Ne diyoruz? Diyoruz ki lebbeyke aslında ulibbu leke ilbabeyniydi. Önce fiil hasfedildi. Fiil hasfedildikten sonra mastardaki zaidler hasfedildi. İlbabeyn ifal babıdır. Mastardaki zaidleri tahfif için hasfedince ne oldu? Lebbeyn oldu. Doğru mu? İlbab ifal babındandır. Oradaki zaidleri hasfediyoruz. Zahitlere hasfedince ne kalıyor geriye? Lebbeyni kalıyor. Tamam. Sonra zamirin başındaki harfi ceri hasfediyoruz. Zamirin başındaki harf, buzdaki zamir, zamiri muttasıldı. Lam hasfedilince o zamiri lebbeyninin sonuna getiriyoruz. Yani lebbeyni kelimesine muttasıl yapıyoruz. Bunu ona muttasıl yapınca surdaki zamir tesniyenin onu düşmüş oluyor. Lebbeyke oluyor. Demek ki önce ulibbu leke ilbabeyni önce fiili hasfettik. Fiili hasfettikten sonra mastardaki zaidleri hasfettik. Lebbeyni oldu. Sonra leke lebbeyni oldu. Sonra car mecruden harfi ceri hasfettik. Zamir muttasıl olduğu için lem gidince onun muttasıl olabileceği bir yer kalmayınca lebbeyke. Onu ne yaptık? Lebbeyniye bitiştirdik. Lebbeyniye bitişince yani lebbeyni muzaf kaf muzafiliği olunca izafetten dolayı nun düştü, lebbeyke oldu. Demek ki bu lebbeyke bir adım ilerisi lebbeyni keydi. Doğru mu? Daha bir adım öncesi leke ilbabeyniydi. Doğru mu? Leke lebbeyniydi. Bir adım ilerisi leke ilbabeyniydi. Bir adım gerisi de neydi? Ulibbu leke ilbabeyniydi. Tekrar ediyorum. Lebbeyke ulibbu leke ilbabeyni idi. Önce fiili hasfettik. Ne oldu? Leke ilbabeyni. Sonra maslardaki zaidleri hasfettik. İfal babı ya bu. Zaidleri hasfedince ilbabeyni hemzeyi hasfedersin, öbür elifi hasfedersin. Lebbeyni kalır. Leke lebbeyni oldu. Leke lebbeyni'ndeki lamı hasfettik. Mutallaki gidince onu da hasfettik.
Bu sefer kaf zamiri muttasıl idi. Kaf gidince bitişici geri kalmadı. Lebbeyniye muttasıl oldu. Lebbeyniye muttasıl olunca lebbeyni muzaf o muzaf ileyhtir. İzafetinden dolayı nun düştü. Lebbeyke oldu. Lebbeyk. Şimdi burada arkadaşlar lebbeyke dediğimiz zaman mastar mef'ulüne muzaftır. Doğru mu? Mastar yani mef'ul mutlak tesni olup faaline veya mef'ulüne muzaf olursa mef'ul mutlak tesniye vakı olup faaline veya mef'ulüne muzaf olursa burada amilin hasfi vaciptir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk dediğimizde bazen de ne diyorduk? Lebbeyk ve sa'deyk vel emru fi yedeyk. Sa'deyk de nedir? Aynen bunun gibidir. Us'iduke is'aden ba'di is'aden. Arkadaşlar daha önce derslerinizde geçti mi bilmiyorum. Bu lebbeyke de geçmiş olur yani bu derste bu gündeme gelir. Her tesniyeden iki murad edilmez. Mesela Zeydün bir Zeyd demektir. Zeydani iki Zeyd demektir. Ama her zaman tesniyeden iki manası alınmaz. Bazen tesniye tekrar ifade etmek içindir. Bazen tesniye tekrar ifade etmek içindir. Mesela ferci'il basara gözünü çevir göklere hel tera görür müsün min futur bir yarıklık, bir aksaklık, eksiklik göklerde görür müsün? Baktın, göremedin. Sümmerci'il basara sonra gözünü çevir. Kerreteyni tekrar tekrar demektir orada. Kerreteyni iki kere demek değildir. Kerreteyni tesniyedir ama orada ne demektir? Tekrar tekrar demektir. Demek ki tesniyeden bazen murat nedir? Merraten ba'de uhra, merraten ba'de uhra. Tekrar tekrar manasını. Lebbeyke de tesniye olunca burada ne kastedilmiyor Yusuf Ali? İki manası kastedilmiyor. Lebbeyk yani tekrar tekrar emrindeyim, hizmetindeyim, emrin baş üstünde anlamındadır. Anlaştık mı burada arkadaşlar? O zaman mef'ul mutlağın amilinin vücuben hasfedildiği yerlerden, vücuben ve kıyasen hasfedildiği yerlerden sonuncusu nedir? Mef'ul mutlak tesniye vakı olup faaline veya mef'ulüne muzaf olduğu zaman lebbeyke ve sa'deyke de olduğu gibi. Şimdi lebbeyken aslı ulibbu leke ilbabeyniydi. Önce ulibbu'yu hasfettik, sonra ilbabeyindeki zahitleri hasfettik. Sonra harficeri hasfettik. Sonra zamir-i muttasili lebbeyneye bitiştirdik, lebbeyke oldu. Doğru mu? İcra-i faaliyet böyle oldu. Sa'deyke de nasıl olacak? Us'iduke lebbeyke harficerle ulibbu leke ilbabeyni harficerle kullanılıyor ama İsaat harficerle kullanılmıyor. Sa'deyke aslında us'iduke is'aden ba'de is'adindir. Us'iduke is'aden ba'de is'adindir. Orada harficer yoktur. Orada ne yapacaksın? Önce us'iduyu hasfedeceksin. Doğru mu? Yazayım. Sa'deyke aslında us'iduke is'aden ba'de is'adin yani tekrar tekrar sana ne yaparım? Boyun eğerim anlamındadır. Şimdi burada önce us'idu hasfediliyor. İs'adenden zaidler hasfediliyor. Ne kalıyor? Sa'd kalıyor. Sonra bu zamir-i muttasıldı. Buna bitiştiriliyor. İsaden ba'de isadin iki tane isad var burada doğru mu? Bu sefer yani sa'deyke us'iduke isadeyni yani şöyle yapalım onu. Önce doğru yapalım da sonra ne demek olduğunu. Yani bu us'iduke isaden ba'de isadin anlamındadır. Ama aslını anlatırken şöyle dememiz lazım. Us'iduke isaden ba'de isadin manasıdır bunun anlamıdır. Aslı us'iduke is'adeyni. İs'adeyni. Bu is'adeyni ne demek? İs'aden ba'de is'adin demektir yani. Şimdi önce us'iduyu hasfettik. Sonra is'addeki zahitleri hasfettik. Doğru mu? Ne oldu? Sa'deyni oldu. Bu zamir-i muttasıldı. Bu zamir-i muttasıldı. Şimdi bu fiil gidince bunu buraya getirdik. Ne oldu? Sa'deynike oldu. Ama izafet olunca nun düştü.
sade iki oldu. Tamam. Yani bunun yukarıdan farkı nedir? Yukarıda lam harfi ceri de vardı. Harfi ceri hasfediyordun. Burada harfi cerinin hasfi söz konusu değildir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burası tamam. Hemen geçiyorum diğer bölüme arkadaşlar. Mef'ulü bih bölümüne geçiyorum. El mef'ulü bih. Mamulü mensubun birisi de nedir? Şeyin anlaşıldı mı yavrum? Anlaşılmayan var mı arkadaşlar? Toz, duman, uğbar var mı? El mef'ulü bihi, mef'ulün bih. Huve ma veka aleyhi fi'lül fa'il. Fa'ilin fiili neyin üzerine vakı oluyorsa ona mef'ulü bih diyoruz. Aslında burada ne demektir arkadaşlar? İsmu ma veka aleyhi değil mi? Hani aynı mef'ulü mutlakta olduğu gibi ismu ma veka yukarıda isim şeyde mef'ulü mutlağın başında bir isim kelimesi geçmişti. Burada da aynı şeydir. Mesela darabtu zeyden dediğimiz zaman darb-i şey zeydin üzerine vakı oldu. Şimdi Zeyd'in kendisi mi mef'ulü bih'tir, Zeyd'in lafzı mı mef'ulü bih'tir? Değil mi? Yani onun için yani ismu ma o şeyin ismidir ki veka aleyhi onun üzerine vakı oldu fi'lül fa'il. Fiilin fa'ali şey fa'ilin fiili kimin üzerine vakı oldu? Bir şahs üzerine vakı oldu değil mi? İşte onun ismi nedir mesela? Zeyd'dir. Darabtu Zeyden diyorsun. Ya yani bunu burada zikretmedi çünkü geride birincisinde zikredince oradan sen bunu anlarsın demek istedim. Burada arkadaşlar fiilin onun üzerine vakı olmasından maksat harfi cersiz ona taalluk etmesi demektir. Harfi cersiz ona taalluk etmesi demektir. Yani fiilin ismu ma veka aleyhi fi'lül fa'ili. Fa'ilin fiili neyin üzerine vakı olduysa yani harfi cersiz neyin üzerine vakı olduysa doğrusu burada mef'ul bih sarihin tarifini yapıyor. Doğru mu arkadaşlar? Mef'ul bih sarihin tarifini yapıyor. Ve yetekaddemu alel fi'li. Doğru mu? وَقَدْ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْفِعْلِ مَفْعُلُ بِهِ Efendim, şimdi mef'ulü bih de fiil amel ediyor. Fiil güçlü bir amildir. Fiil güçlü amil olunca mef'ulü bih ondan önce gelebiliyor. Ama fail gelemiyor tabi değil mi? Fail gelemiyor. Mef'ulü bih gelebiliyor. وَيَتَقَدَّمُ عَلَى الْفِعْلِ Efendim, onda amel eden fiilin üzerine gelebiliyor, takdim edebiliyor. Efendim, mesela اللّٰهَ اَعْبُدُ اِيَّاكَ نَعْبُدُ de olduğu gibi değil mi? Allah'a a'budu ancak Allah'a ibadet ederim. İyyâke na'budu ancak sana ibadet ederiz. İfadelerinde olduğu gibi. وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ Fiil bazen hasfedilir. لِقِيَامِ قَرِينَةٍ Herhangi bir karine bulunduğu zaman. لِقِيَامِ قَرِينَةٍ Herhangi bir karine demektir. Bu karine, efendim sözlü bir karine olabilir, hal karinesi olabilir. Yani karine nedir? Onun hasfedilen mef'ulü amili anlatacak bize sözlü veya hal karinesi varsa orada amilin hasfedilmesinde sıkıntı yoktur. Mesela cevazen nahvu zeyden limen kâle men adribu. Men adribu, kime döveyim de, diye bir soru sordu adam. Bunun soru sorması, men adribu, oradaki sual var. O sual nedir? Karinedir. Men adribu zeyden, yani idrib zeyden demektir. Doğru mu? Men ukrimu kime ikram edeyim zeyden? Ekrim zeyden demektir. Ve vücuben fi erbaati mevadaat. Dört yerde de amili vücuben hasfedilir. Şimdi arkadaşlar mamulü mensupta işte burası önemlidir. Hani mamulü merfuda ne yaptık? Mübtedanın takdimini vacip olduğu yerler, tehirini vacip olduğu yerler, mübtedanın hasfini vacip olduğu yerler, haberin hasfini vacip olduğu yerler. Ondan sonra efendim işte haberin üzerine fa'nın dukulu caiz olduğu yerler bunlar madde madde ezberlenmesi gereken, birer misalle ezberlenmesi gereken şeylerdir. Mamul-ü mensupta da mef'ul-ü mutlak bahsinde neler vardır? Madde madde ezberlenecek olan cevazen hasfedilir, vücuben hasfedilir. Vücuben hasfedilmesi semai olur, kıyası olur. Efendim, semai misalleri ezberlemiş olacağız. Kıyas misallerden maddeleri sayıp birer tane misal ezberlemiş olacağız. O misaller bizim can kurtaran simidimiz olur. Kuralı unutmuş olsak misalde ne yapabiliriz? Kuralı kendi kendimize çıkarabiliriz. Bu konuda temrin yaparsak, alıştırma yaparsak. Şimdi mef'ulü bih'in amili vücuben kaç yerde hasfediliyormuş arkadaşlar? 4 yer. Burada 4 rakamı hasır için değildir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim size. Yani bu 4'tür 5 olmaz anlamında değildir. Burada zikredeceği 4 tanedir demektir. En önemli 4 tanesini zikrediyor. Başka kitaplarda baktığınız zaman bunun üzerine ne yapabilirsiniz? Fazlalık görebilirsiniz. Fazlalık gördüğünüz zaman ya bir dakika ya İbn-i Hacı bunu 4 demişti, bu nereden çıktı 5 oldu falan demeyin. Bu sadece önemli 4 tanesini zikretmiştir.
Mesela bunlardan bir tanesi, burada hiç zikretmediğinden bir tanesi. Mesela biz şeyde Mubteda'nın kat'un nahy anil men'ut bahsinde söylemiştik arkadaşlar. Dedik ki kat'un nahy anil men'ut olarak merfu yapılabilir, bir de mensup da yapılabilir demiştik. Mesela mecrur olması veya merfu olması diyelim ki Zeydün el-âlimu dersin. Mübteda haber. Efendim Zeydün el-âlime dersin. Âlim onun şey sıfatıdır. Medih sıfatıdır değil mi? Yani emdehu el-âlime demiş oluyorsun orada. Yani kat'un nâ'at anil men'ud haber olarak yapılabilir. Mensup olarak da yapılabilir. Yani mecruru merfu yaparsın. Orada mübteda haber cümlesi yapmış olur. Elhamdülillahi Elhamdülillahi'ne misal verdik. Elhamdülillahi ehlül hamdi. Elhamdülillahi ehlül hamdi diyebiliyor muyuz? Yani burada ziyade medih için mübtedayı gizleyebiliriz. Emdehu a'ni fiilinde yani medih veya zem fiilinde gizleyebiliriz. Eğer medih için nasip yaptıysak orada o fiili gizlemek vacip olur. Ki orada da mef'ulü bih olmuş oluyor. Ama burada zikretmeyecek onu. Neyi anlatmak istiyorum size? Yani mef'ul bihin amilinin vücuben hasfedildiği yerler 4 tanedir diyor ya. Bu 4 ne yapılabilir? Daha fazla olabilir. Birincisi nedir arkadaşlar? El münada münadadır. Burada şimdi İbn Hacib Hazretleri münadaya bir başka bahiste yer ayırmadığı için mef'ul bih de olduğundan dolayı münadayı inceleyecek burada arkadaşlar. El evvelü birincisi semaiyyun semaidir. نَحْوَ اَهْلَ اِمْرَانِ وَنَفْسَهُ وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ وَاَهْلًا وَسَهْلًا Semaidir, yani biz duyduğumuz şekilde onu kabul ediyoruz. Başkasını ona kıyaslayamıyoruz. Mesela اِمْرَانِ وَنَفْسَهُ Yani kişi hali üzerine bırak var ya deriz ya, bırak onu kendi haline. اِمْرَانِ وَنَفْسَهُ Kişiyi kendi haline bırak. Bu tabiri Araplar hep اِمْرَانِ وَنَفْسَهُ derler. اُتْرُكْ اِمْرَانِ وَنَفْسَهُ demezler. Fakat bunun bir kuralı var mı? Kuralı yok. Bu tabirde, imran ve nefsehu tabirinde hiçbir zaman fiili zikretmemişlerdir. Dolayısıyla fusahanın kelamında utruk, imran ve nefsehu denmediğine göre, hep hasfedildiğine göre diyoruz ki bu sema'an hasfedilmiştir, vücuben hasfedilmiştir. Yani birisi kalksa imran ve nefsehu, utruk imran ve nefsehu dese ne kabul edilmez? Fasih kabul edilmez. Ammice kabul edilir. Dolayısıyla bu sema'an vücuben hasfedilmiştir. وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ Şimdi وَانْتَهُوا عَنِ التَّثْلِيثِ Yani Allah-u Teala'ya üslemekten vazgeçin. خَيْرًا لَكُمْ اِقْصِدُوا خَيْرًا لَكُمْ اِقْصِدُوا kastedin خَيْرًا لَكُمْ Sizin için en hayırlı olanı kastedin. Şimdi وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ ibaresi nedir arkadaşlar? Bu ayeti kerimenin aslı nedir? وَانْتَهُوا عَنِ التَّثْلِيثِ Allah'ı üslemekten vazgeçin. خَيْرًا لَكُمْ اِقْصِدُوا خَيْرًا لَكُمْ Şimdi buradaki اِقْصِدُوا hasfedilen, اِقْصِدُوا fiili kıyasen mi hasfedilmiştir? Hayır, kıyasen hasfedilmemiştir. Peki burada bir karine, hani karine-i haliye veya mealiye söz konusu değildir. Sadece burada اِنْتَهُ عَنِ التَّثْلِيثِ اِقْصِدُوا خَيْرًا لَكُمْ İksidu fiile hasfedilmiştir. Bunun hasfi nedir? Kurala dayanmadığından dolayı kıyasidir diyemiyoruz. Ya nedir diyeceğiz? Sema'idir diyeceğiz. Ve ehlen ve sehlen. Yani eteyte ehlen. Eteyte geldin. Efendim. Ey eteyte ehlen. Ey mekanen me'hulen. Ma'muran la haraben. Ev ehlen la ecanibe. Eteyte geldin kime? Ehlen, ehline geldin. Yani yabancılara gelmedin. Eteyte ehlen, ehline geldin. Yabancılara gelmedin. Hoş geldin, sefa geldin. Yabancı değiliz biz, kardeşiz yani. Eteyte ehlen ve vatı'te sehlen. Şimdi burada da ehlen ve sehlen derler. Hiçbir zaman eteyte ehlen ve vatı'te sehlen demezler. Buradaki ehlenin fiili eteytedir, sehlenin fiili de nedir? Vatı'tedir. Bunlar vücuben hasfedilmişlerdir. Arkadaşlar bu misallerde vücuben hasfedildi demek ne demek? Vücuben ve sema'nın hasfedildiği ne demektir? Yani bunlar da fiilin zikredildiği duyulmamıştır.
Ama bunlara kıyasen de, bunlara benzeterek de ne yapamayız biz? Bir çıkarımı yapıp da bunlara kıyasen başka yerlerde de ne yapamayız? Hazif yapamayız. Yapamadığımızdan dolayı buna ne demiyoruz? Kıyasidir diyemiyoruz. Semaidir diyoruz. Semaileri sadece ezberleyeceğiz arkadaşlar. İmrani ve nefsehu intehu hayran leküm ehlen ve sehlen. Anlaşıldı? Üç tane misal vardı burada. Ve'l-sani ikincisi el-münada münadadır. Münada. Peki münada ne demektir? Şimdi münada ile ilgili bize yorucu, doyurucu bir bilgi vermiş olacak. El-münada münada ve huve münada nedir? El-meklubu ikbaluhu, ikbali istenendir. Bi harfin naibin menabe ed'u, ed'u makamına kaim olan bir harfle ikbali istenendir. Şimdi ya koç, bakın koç bana baktı. Ben şimdi ya koç dediğim zaman ne yapmak istedim? Hasan Koç kardeşimizin bana dönmesini istedim. Ona bir şey söylemem lazım. Münada nedir? El-matlubu istenendir ikbaluhu, dönmesi. Yani kime dönecek? Mütekellime dönecek. Ne ile biz bunun dönmesini istiyoruz? Bir harfin bir harf ile. Öyle harf ki naibin kaimdir. Menabe ed'u, ed'u makamına kaimdir. Seni çağırıyorum kelimesinin yerine ya yetiyor. Nida harfleri arkadaşlar ya, eya, heya, ey, hemzedir. Nida harfleri ya, eya, heya, ey, hemzedir. Ey Ahmet! Ey kelimesini kullanırız biz. Hemze, ey Ahmet! Ey Mehmet! Yani hemze, hemze istifam olduğu gibi ne anlamda da kullanılıyor hemze? Nida manasında da kullanılabiliyor. Bizim Karadeniz'de çok kullanılır. Yani Araplardan mı intikal et bilmiyorum. Ey Ahmet! Ey Mehmet! Ey Hasan! Derler. Bu ne değildir? Hemze istifam falan değildir. Nida harfi olan efendim bir harftir hemze. Şimdi münada nedir? Nida harflerinden birisiyle. Yani ya, eya, heya, ey, hemze. Bunlardan birisiyle ikbali isteniyor. Şimdi lafzan ev takdiren. El-matlubu istenmiştir. Lafzan, lafzan istenmiştir. Ev takdiren veya takdiren istenmiştir. Yani talep burada lafzı olur veyahut da talep burada ne olur? Takdiri olur. Talep nasıl lafzı olur? Nida harfini açıktan açığa zikredersen lafzan ne yapmış oldun? Talep etmiş oldun. Eğer Ahmet, şimdi Ahmet dediğim zaman ne demektir? Ey Ahmet demektir. Burada da nida harfi ne oldu? Eyyühennâs. Ya eyyühennâs demektir. Burada nida harfi hasfediliyor. Demek ki nida harfi eğer lafzan zikrediliyorsa lafzan talep edilmiştir. Takdiren zikrediliyorsa takdiren talep vakı olmuştur. Tamam. Yani buradaki lafzanim arkadaşlar talebin şeyi olabilir, açıklaması olabilir. El-matlubu istenendir, lafzan, lafzan istenendir. Ev takdiren veya takdiren istenendir deriz. Lafzan istenmek ne ile olur? Nida harfi lafzan olursa. Takdiren istenmek ne ile olur? Nida harfi takdiri olursa. Ya Zeyd dersin, efendim, veyahut da Yusuf'u e'rid an hâdâ. Yusuf'u e'rid an hâdâ dersin. O ne demektir? Ya Yusuf'u demektir. Şimdi arkadaşlar lafzan ev takdirine nasıl misal verdik? Nasıl mana verdik? El matlubu istenendir lafzan ev takdiren. Lafzan isteniyor veya takdiren isteniyor. Lafzan istenmesi nida harfi lafzı ise, takdiren istenmesi nida harfi takdiri ise. Bu lafzan ev takdirine el matlubiye bağladık. Peki el matlubiye değil de niyabete bağlayabilir miyiz? Huvel matlubu ikbaluhu, ikbali istenendir bir harfin bir harf ile. Öyle harf ki naibin menabe ed'u, ed'u makamına kaimdir. O ed'u makamına kaim olması lafzan ya lafzandır. Nasıl oluyor o zaman? Yani doğrudan doğruya şey zikrediliyor. Nida harfi zikrediliyor. Ev takdiren yani sonuçta aynı şeye geliyor. Niyabeti lafzı oluyor. Niyabeti lafzı oluyor veya niyabeti takdiri olmuş oluyor. Yani sonuçta her ikisinde de ister matlube bağla onu, ister naibun menabe ed'u'ya bağla onu. Nida harfinin zikredilmesi veya
zikredilmemesi. Buyurun. Naibe bu adam sokayan Edrul'ya dönden Edrul'un hali olmuş olmuyor mu? Lafzana taktiyan. Yok. Naibin o harf naibtir. Lafzan naibtir. Ev takdiren veya takdiren naibtir. Men ed'u'ya bağlısam menab ed'u makamına. O ed'u ne olduğu halde lafzan olduğu halde olur. Öyle değil. Yani işte o olmayacağı için böyle bir mana veremeyiz diye. Ha, tabii. Naibin menab ed'u makamına kaimdir. Lafzan ya lafzan kaimdir veyahut da takdiren kaimdir. Lafzan kaim olması melfuz olmasıyla olur. Takdiren kaim olması da mukadder olduğu halde olur. Veya üçüncü bir mana veriyorum arkadaşlar. El matlubu ikbaluhu, ikbali isteniyor. Bir harfin bir harf ile naibin menabe ed'u, ed'u makamına kaim. Bir harf ile isteniyor. O münada ne olduğu halde lafzan ev takdiren el münada huvel matlubu ikbaluhu lafzan ev takdiren bu da lafzı veya takdir olan münadanın kendisi oluyor. Bu ne demektir? Bu üçüncü ihtimaldir. En zayıf ihtimaldir. Bu ne demektir arkadaşlar? Bazen münada mezkur olur, bazen münada mahzuf olur. Şimdiye kadar nida harfi mezkur olur, mukadder olur. Yusuf'u, ya Yusuf'u demekti. Ya Zeyd dersin merfuzdur, Yusuf'u dersin nedir? Mukadderdir. Lafzan veya takdiren orada oluyor. Ela yescudu, ela ya kavmi uscudu demektir. Bazen münada hasfedilir. Münada hasfedildiği zaman orada mukadder olmuş oluyor. Zikredildiği zaman da melfuz olmuş oluyor. Bu üçüncüsü biraz zaten üçüncü sırada zikredilmesi bunu göstermektedir. Şimdi arkadaşlar münadanın tarifini yaptı. El matlubu bu ezber bilinmesi gereken tariflerden. El matlubu ikbalu bi harfin naibin menabe ed'u lafzan ev takdiren. Buradaki talep lafzı veya takdiri olur. Efendim niyabet lafzı veya takdiri olur diyebiliriz. Peki arkadaşlar şimdi geldik münadanın irabı ile ilgili bölüme geldik. Münadanın irabı kolaydır, zor değildir. Bir de münadanın arkadaşlar münada ile ilgili münada müfret marifi olursa ala ma yurfa'u bih mebni olur. Birinci kural budur. Neydi? Müfret marife olursa ala ma yurfa'u bih mebnidir. Arkadaşlar buradaki müfretten maksat nedir? Buradaki müfretten maksat hemen karşısına müfret marif olursa muzaf veya şibhi muzaf olursa mensuptur. Müstağas olursa fethe üzere mebnidir. Şimdi ya Zeydu, ya Zeydani, ya Zeyduna. Ya Abdallah. Ya Talian. Min cebelin. Ya Zeyda. Bir tane daha var, onu da söyler misin? Şimdi arkadaşlar, münada ya müfret marife olur. Marifeyi biliyoruz. Buradaki müfret hani müfret tesniye cemi demek değildir, müfret muzaf değildir, şibh muzaf değildir, cümle değildir. Buradaki müfret bakın muzaf ve şibh muzafın karşılığıdır. Münada müfret marife olduğu zaman demek muzaf değilse, şibh muzaf değilse demektir. Buradaki müfret ne demek değildir? Tesniye ceminin zıttı olan müfret demek değildir. Çünkü bunun mukabili nedir? Alâ mâ yurfû bih mebni olan yerin mukabili nedir? Müfret münada tesniye olursa şöyle deseydi
O zaman müfretten maksat ne olacaktı? Tesniye cemi olmayan olacaktı. Ama da burada münada müfret marife olursa şöyle olur, muzaf ve şibi muzaf olursa böyle olur deyince ne anlaşılıyor? Buradaki müfretten maksat nedir? Muzaf ve şibi muzaf olmayan kastediliyor. Anlaştık? Peki, münada müfret olduğu zaman, yani tesniye cemi olmadığı zaman değil mi? Ha, muzaf olmadığı zaman. Bir de marife olduğu zaman alâ mâ yurfâhu bih mebni olur. Bu tabir yeni mi? Alâ mâ yurfâhu bih mebni tabiri yeni mi? Yabancı mı? Ben anlıyorum ne demek olduğunu diyenler parmak kaldırsın. Tamam, anlatayım. Alâ mâ yurfâhu bih mebni demek şu demektir arkadaşlar. Yani bu kelimeyi mebni değil de merfu olsaydı, muhrab olarak merfu olsaydı, hâlet-i rafinde ne alırdı? Hâlet-i rafinde zamme ise şimdi zamme üzere mebnidir. Hâlet-i rafinde elif ise elifle merfudur. Yani elif üzere mebnidir. Eğer hâlet-i rafi vav ise vav üzere mebnidir. Mesela Zeydün müfret munsarif olduğu için hâlet-i rafi zamme ile, hâlet-i nesb-i fethe ile, hâlet-i cerri kesire ileydi. Zeydani neydi? Tesni olduğu için hâlet-i rafi elifle, hâlet-i nesb-i yâ ile, hâlet-i cerri yâ ileydi. Zeydûne neydi arkadaşlar? Hâlet-i rafi vav ile, hâlet-i nesb-i yâ ile, hâlet-i cerri yâ ileydi. Şimdi alâ mâ yurfa'u bih mebni ne demek? Alâ mâ o hal üzere ki yurfa'u bihi o hal ile merfu olur. Yani kelimenin hâlet-i rafi ne ile ise münada da öyle kalır. O zaman ya Zeydû dedik. Alâ mâ yurfa'u bih mebni oldu. Ya Zeydâni dedik. Burada ne ile mebni oldu? Elif ile. Ya Zeydûne ne ile mebni oldu? Vav ile. Şimdi alâ mâ yurfa'u bih mebni Beytullah anlaşıldı mı? Net anlaşıldı mı? Yani kelimenin hâlet-i rafi ne ile ise o hal üzere kalır münada ve mebni olarak kalır. Muhrab değil, mebni olarak kalır. Bakın arkadaşlar, müfrettir, müfrettir, müfrettir. Marifedir, marifedir, marifedir. Doğru mu? Müfret marife olduğu zaman alâ mâ yurfâhu bih mebni olur. Tamam. Burada problem yok. Muzaf ve şibi muzaf olduğu zaman ya Abdallah denir, ya Abdullah olmaz. Tamam. Çünkü bu nedir? Muzaftır. Şibi muzaf ne demektir arkadaşlar? Nasıl ki muzaf muzafileyhe muhtaç ise eğer münada bir kelime olur, ondan sonra bir mamulü gelirse amil mamul birbirine ihtiyacı olduğundan dolayı ona şibi muzaf denir. Mesela talian min cebelin, bu min cebelin taliane taalluk ediyor. O zaman bunlar birbirine nedir? Yani muzaf muzafileyhine birbirine bağlı olduğu gibi bunlar da birbirine bağlıdırlar. Buna ne deniyor? Şibi muzaf deniyor. Şibh-i muzaf deniyor, tamam mı? Muzaf veya şibh-i muzaf. Yani münadanın bir mamulü ondan sonra gelirse o mamulle münada arasında bir ilişki vardır. Muzaf ile muzafileye arasında ilişkiye benzer bir ilişki var. Buna şibh-i muzaf deniyor. Eğer münada muzaf olursa Abdullah gibi, şibh-i muzaf olursa Talian min Cebelin gibi, o zaman münada mensub olur. Münada ne olur? Mensub olur. Ya Abdallah, ya Talian Cebele. Çünkü bu terkipte nedir? Mef'ulü bih'tir. Mef'ulü bih'tir. Doğrudan doğruya bu mensuptur. Mef'ulü bih olarak mensuptur. Ya Zeydû zamme üzere mebnidir ama mahallen mensuptur. Ya Zeydâni elifle merfu mebni, elif üzere mebnidir ama mahallen mensuptur. Ya Zeydûne vav ile mebnidir. Alâ mâ yurfû bih mebnidir diyoruz ama mahallen nedir? Mensuptur. Burada ise mebnilik yoktur. Yani münada muzaf veyahut da şibbi muzaf olduğu zaman ne olur? Mebni olmaz, muğrab olur. Mef'ulü bih olduğu için de mensub olur. Koçum anlaşıldı mı? Evet. Şirinim tamam mı? Ya Mes'ud tamam mı? Beytallah tamam mı? Ha. Min cebelin yazdım. Ya Talian cebelen. Cebelen temizdir. Ya Talian cebelen. Ya misal cebelendir. Ya Talian cebelen yani dağdan çıkıp gözüken insan demektir. Temiz temiz. Ya Talian ey tulu edip gözüken ne cihetinden? Cebelen dağ cihetinden gözüken demektir. Temizdir. Yani nasıl temiz şeyi tamamlıyor ya. Yani meful olamaz mı hocam? Ta ya şey ya. İsim fail ya. Ne demek olur? Dağ tırmanan diyor. Hı? Dağ tırmanan. Tarih tırmanan değil.
Yani dağdan gözüken insan anlamıdır. Ya tali'an cebelen, ey cebel cihetinden tulu eden. Şimdi arkadaşlar, münada müstahas olduğu zaman, müstahas demek bir adamdan sen imdad istiyorsun. Ya Zeyda, imdadıma koş demek istiyorsun. İstirahate darda kalan bir insanın yardım istemesi demektir. Şimdi ya Zeyda dediğin zaman buradaki elife elif-i istirahase denir. İki türlü elif var arkadaşlar. Bir elif-i nütbe var, bir de elif-i istirahase var. Eğer sen Zeyd öldü de ona ağlıyorsan va Zeyda, va Zeyda dersen buna elif-i nütbe derler. O ileride gelecek. Ama Zeyd'den yardım istiyorsun da hani uzaktan birisinden imdad istersin. Ya Zeyda sesini duyurup yani bak bana gel imdadıma koş. Buna ne diyoruz? Elif-i istirahase diyoruz. Elif-i istirahase olunca ya Zeyda o zaman fethe üzere mebni olması lazım. Tamam. Bir de arkadaşlar tahtada yer yani yukarıda vardır da bu istirahasenin bir de istirahase lamı var. O lam şeye gelir, münadanın başına gelir. Ya lezeyt dersin. Ya lezeyt. Beytullah, ya lezeyt dersin, bir de ya lizeyt dersin. Bu istirahaselam harfi cerdir. Ancak ya lezeyt dersen, yani ey Zeyd senden yardım istiyorum demektir. Ya lizeyt dersen, Zeyd için senden yardım istiyorum. Yani lizeyt dersen müstahasün leh olur. Müstahası olmaz. Onun için lam istirahase şey olması lazım. Fethi olur ama harfi cerdir. Bu neye benzer? Leke'deki harfi cer var ya lam. Leke. Leke'deki harfi cer mesela normalde harfi cer nedir? Lizeydin. Kesredir ama zamiri bitişi zaman ne oluyor? Leke oluyor. Buradaki harfi cerdir yine. Ne diyoruz? Ya lezeydin diyoruz. Ya lezeydin ile ya lizeydin arasındaki fark nedir? Ya lezeydin dersen Zeyd'den istigase ediyorsun. Yani Zeyd'den yardım istiyorsun. O müstahas oluyor. Müstahas min oluyor. Ama ya lizeydin dersen yani Zeyd için yardım talep ediyorsun. Şöyle diyelim bir misalde ikisini de koyalım. Ya lezeydin li amrin. Ya lezeydin li amrin dediğimiz zaman müstahasun min hangisidir? Zeyd'dir. Müstahasun leh nedir? Amr'dır. Onun için burada lamın fethi olması, kesre olması müstahas veya müstahasun lehi anlattığından dolayı lam ne olacak müstahasta? Fethi olacak. Ya lezeyd. Peki bu harfi cer olduğuna göre ya lezeydin olur. Doğru mu? O ya lezeydin olur. Ama elif-i istihase olduğu zaman ya zeyda diye fethi üzere mebni olur. Herhalde münadanın irabı burada anlattığım şekilde anlaşıldı. Kitaptan göreceğiz. Burada soracağınız bir şey var mı? Söyleyeceğim. Tesmi olsa hocam ya Zeyda ya mı diyeceğiz? Yani neye cümleniz nasıl olur? Doğrusu ya Zeydani. İkisinden istihase yaparsak ya lezeydeyni derler lamla. Şeyle ne derler? Elifle bakalım. Hatırımda yok. Bakacağız. Şimdi arkadaşlar önce burayı bir okuyayım. Asıl biraz karışık gibi olan taraf çok da karışık sayılmaz da yani dikkatli dinlenmesi gereken tarafa geleceğim. Diyor ki ve yubna ala ma yurfa'u bih ala ma yurfa'u bih mebni olur inkâne müfreden eğer müfred ise yani ne değilse muzaf veya şibi muzaf değilse bir de marifeten marife ise. İki şey müfred marife ise ala ma yurfa'u bih mebni olur mislu ya zeydu ve ya raculu. Allah bak işte burada bir yanlışlık vardır. Ya raculu dedi. Zeyd marif olduğunu anladık ama racul marif olabilir mi arkadaşlar? Mekli maksule kabilinden. Tahsis edilmiş. Ha. Değil mi? Marif edemeyeceğiz olur mu? Tahsis edilmeye gideceğiz değil mi? Ya nasıl tahsis edilmeyeceğiz? Bilmiyorum şahsen de. İzardaki bilgilerinizi şöyle bir gözden geçirin bakayım. İzâ kusude bihi muayyenin. Nida harfiyle eğer muayyen kişi kastedilirse marif olurdu. Nida harfiyle muayyen kişi kastedilirse marif olurdu.
Ya racülü demekle ya racülen demek arasında fark var arkadaşlar. Ya racülen demek herhangi birisi gelsin bana. Herhangi bir racül gelsin bana. Ya racülü muayyen kişidir. Anlaşıldı mı? Onun için buradaki ya racülü misalini bilinçli vermiştir. Evet, ya racülü. Ya Zeydani ne misaldir? Elifle merfu, alama yurfubi, elifle merfudur. Ya Zeydüne de. Tamam. Neyle merfudur? Vav ile merfudur. Ve yuhfazu münada mecrur olur. Bilamil istigâfeti istigâfe lâmi ile mithlu ya le zeydin. Tamam. Burada var mı problem? Yok. Yalnız ya le zeydin olması lazım. Ya le zeydin değildir yani. Onu özellikle söylemek icap eder. Ve yuftahu münada meftuh olur. Li ilhâki elifihâ. İstigâse elifi ilhak olduğunda ve lâ lâme fîhî, orada lam olmaz. Ve lâ lâme fîhî, orada lam olmaz. Yani çünkü lam ne isteyecek? Cer isteyecek. Elif ne isteyecek? Fete isteyecek. Elif'in olduğu yerde lam olmaz. Ya le zeydâ olmaz yani. Elif istigâse geliyorsa lam istigâse yoktur. Lam istigâse geliyorsa elif istigâse yoktur. لِلْحَاقِ اَلِفِهَا. Evet. Yusuf Ali, bunu sen araştır bakalım. Tesniyelerde istihase elifi gelir mi gelmez mi? Gelirse ne olur tesniyelerde, cemilerde, tamam mı? O senin araştırma konun olsun. وَيُفْتَحُ لِلْحَاقِ اَلِفِهَا وَلَا لَا مَ فِيهِ. Ne demek? Yani orada ne yoktur? Elif istihase varsa lam yoktur. Çünkü bunlar birbirine ne yaparlar? Sonuçları, eserleri birbirine zıttır. Lam ister ki cer olsun, elif ister ki fethi olsun. Kavga yapmamaları için elif geldiyse onun öbürüne sen dur diyoruz. Lam geldiyse elife sen dur diyoruz. Çamurda lam fethi olur dememiş miydiniz? Efendim? Lam fethi olur dememiş miydiniz? Lamın kendisi fethi, ameli değil. Yani ya lezeydin, cer yapacaksın onu. Aslında kesir olduğundan dolayı. Lam harfi cerdir yani. Harfi cerdir ama burada ne oluyor? Lam'ın kendisini fethi okuyoruz. Niçin fethi okuduğumuzu söyledik. Ama la'nın eseri nedir burada? Cerdir. Ya le zeydin diyeceksin. Elif olursa zeyda diyeceksin. Elif dalın fethesini isteyecek. Lam kesresini isteyecek. Kavga yapmaktansa sıraya koyacaksın. Sen gel, sen git, sen gel, sen git yapacaksın. Mithlu ya zeyda ve yunsabu ma sivahuma. Bu ikisinin dışındaki mensup olur. Bu ikisinin dışındaki mensup olur. Bu ikisinin dışındaki dediği nedir? Bir müfret marife. Demek ki nekir olduğu zaman mensup olur. Doğru mu? İki muzaf veyahut da şibi muzaf olduğu zaman. Mithlu ya Abdallah. Nereye misaldir arkadaşlar? Muzafa misaldir. Ya talian cebelen neye misaldir arkadaşlar? Şibi muzaftır. Peki ya racülen li gayri muayyenin, gayri muayyen kişiye ya racülen dedin, neye misaldir? Nekireye misaldir. Müfred marife olacaktı, nekir olmuştur. Anlaştık? Arkadaşlar ve tevabi'ul münadel mebniyim. Burayı normalde okumam lazım. Sınıf sayısı azaldığından dolayı, hastalar çok olduğundan dolayı burada bırakayım. Ders alacağım.